Evet dostlar, Bajaj Pulsar NS 200 UG. Henüz kaç kilometrede Yunus, anlatırsın değil mi? Tamam bakalım abi. Daha yeni bitti zaten. Daha 1072 kilometrede, tertemiz, yeni, çıtır çıtır. 24 model değil mi? Aynen 24 model. Motordan memnun musun aldığından beri? Keşke almasaydım dediğin oluyor mu? Seni yolda bıraktığı oldu mu? Servis desteği, yedek parça falan, servis bunlardan desteği, biraz bir bahset. Öncelikle şundan bahsedeyim, servis desteği gayet iyi. Ben hiçbir sorun yaşamadım. UG muhabbeti de arkadaşlar. UG'de test göstergesi. Ön arka frenleri ABS. Ters maşa var. Bir de kaydırmalı debriyaj var. Ben şu an gayet memnunum zaten 1000 kilometrede. Ya UG olmasının tek avantajı bunlar mı? Ters maşa. Tabii şu an vites 2023'e göre evet. Normal NS200'lerde bunlar yok. Ters maşa. Yok normal. 2023'te mesela ters maşa yok. Arkada ABS. Arkada ABS. Tabii çok şey yarıyor. Ya biz bugün 3 motor geldik. Benim Herom, Erdal abinin yeni CRF'si ve NS200 UG. Gayet bize ayak uydurdu. Hatta çoğu yerde bizden hızlı gidiyor. Diyor değil. 140 en son kaç gördün bugün? Çok sıkışım oldu. 140 gördüm ya. 140'ı rahat marka yani, gördüm. Daha basarız bununla ya. Ya ben motoru zaten iş için kullandığım iş. Benim işime gayet geliyor yani. Açıkçası şehir içinde de çok gayet. Serili falan yeter. Tabii tabii çok seri. Mesela aralarda özellikle. Ya benim en rahatsız olduğum konu buydu. Bende scooter vardı zaten. Aralara giremiyordum ben scooterla. Ama bununla mesela giriyorsun. Bastığın gibi çekiyorsun. Hızı direkt gidiyor zaten. 2023'te de aynı beygirdi. 24 beygir zaten ikisi. Güçleri aynı yani. Tabii tabii güçlü. Peki pişman mısın ya? Şunu hiç almasaydım da. Zaten istediğim motordu sen de biliyorsun. Ya bana şu zamana kadar hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Yani ya bunu alacaktım ya da buna yakın bir şeyler alacaktım. Ya Dominar 250 de düşünebilirdim. Bundan sonraki motorum mesela Dominar 400 olur iş için kullanacağım motor. Ama şu an memnunum. Gayet benim işime gelen motor yani. Gayet hızlı, gayet güzel. Lastikleri sen taktın, sepeti sen taktın. Elcikleri de sen taktın. Aynen. Korumaları da sen taktın. Bunlar üzerinde yok arkadaşlar. Bunlar üzerinde yok. Yani bunları sonra zaten klasik kendi lastikleriyle geliyor. O lastikler de güzel aslında. Yazın takılabilir yani. Ama kış olduğu için tabii sen sürekli de üzerinde olduğun için değişmek istedim. Var mı başka anlatmak istediğin, eklemek istediğin bir şey olması lazım? Çünkü 4 dakika biliyorsunuz. Ben bunu keseceğim, 3 dakikaya düşeyim. Başka ne yapalım? Yoldaki hakimiyeti gayet iyi. Özellikle virajlarda. Şimdi lastikleri de yine ya zaten. Böyle ön freni bir dakika. Buraya gelmem lazım. Evet abi. Evet. Ön ABS var ya. Geçen istemsizce denedim. Yani önümde bir kadın aniden durdu. 60 km hızla gidiyordu. Bu kadar güzel olur yani. Bu kadar güzel olur. Beni çok memnun etti. Benim skuturda mesela öyle bir şey yok. Hani ön freni basayım, durayım, arka fren falan. Alakası yok. Birden bir bastım zınk diye durdu motor yani. Yani verdiğim paranın hakkını görüyorum burada. Gerçekten. Senin boy kaçtı? Benim boy 1.74. Bir üzerine otursana, bir görelim bakalım. 1.74 boy oturunca. Bu da, bunlar da çok merak ediliyor. Gayet ayaklarım değiyor. Değiyor. Topuktan değmiyor ama değiyor. Topuktan yani. Değmiyor. Benim boydan ötürü o. 1.74. Abi olsun. Şimdi 1.74'e göre gayet iyi. Ben hani şu an zaten alçaktayım. Toprağa ayağım basıyor ama yolda parmak ucu da durabiliyorum. Parmak ucu da değil de tam böyle ayağımın yarısı. Ya senin yani. İşini görüyor. Ben rahat şekilde durabiliyorsun. Peki bu siperliği sen mi taktın? Bunu ben taktım. Onu da sen taktın. Bu da gelmiyor. Bu da aslında JP kompozitten söylesen daha iyi olur. Onlarınki daha çok pahalı ama. Bu da çok, bu da ucuz değil. Bu da 800 lira bu da yani. Ben bunun şeklini de seviyorum. Oradan Erdal abi de geliyor. Başka yani. Motora eklemek istediğin bir şeyler var mı? Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Buralara akar tarzı böyle beyaz ışıklar var. Evet. Onlardan eklemek istiyorum. Beni yolda daha çok görsünler. Bu yani başka eklemek istediğim bir şey yok. Zaten ekleyeceğim her şeyi ekledim. Çanta demiri, koruma demiri, elcikleri ekledim. Belki aynaları yükseltebilirim. İlk geldiğinde debriyajı yani. Biraz ayarsızdı. Tabii debriyajı çıktığında sıkıntılıydı. Ama sonra onu da düzelttik 500 bakımında. Şu an bir sıkıntısı yok. Antifriz de var mesela. Antifriz de koydular. Şu anda herhangi bir sorun, sıkıntı, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Gayet iyi, gayet memnunum. İyi ki almışım ya. Yani. Tavsiye ederim. Belki bunu almayıp da keşke şunu alsaydım dediğim bir motor yok. Yok yok şu an. Benim istediğim de buydu zaten. Sen de biliyorsun. Benim istediğim buydu. Erdal abi biraz anlatsın ama. Erdal abi. Erdal abi. CRF'yi sonraki videoda hemen. Dur şunu kapatıyorum. Bir dahaki videoda.